Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Sultan Yıldırım Beyazıt'ın hayatına Sultan olmadan önceki yaşamı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Sultan Yıldırım Beyazıt'ın saltanat yılları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1. Beyazıt, Kosova Meydan Savaşı'nın son saatlerinde babasının suikaste uğrayıp öldürülmesi üzerine savaş alanından çağrılarak kendisine biat edildi. Bu biat töreni biter bitmez düşman peşinde olan kardeşi Yakup Çelebi çağrıtılarak çadırda boğduruldu. Zamanının tarihçisi Aşık Batıdade, Yakup'un öldürülmesi o gece askeri ıstıraba düşürdü demektedir. Yıldırım'ın bu aksi askeri tepkiden kurtulması için Yakup Bey'in, Umera ve Ulema'nın onayı ve 5 Başvezir Ali Paşa'nın buyruğu gereği İdam ettirildiği kontrpropagandası ne yaydırmaya çalıştı. Askeri yeni padişaha bağlamak için de Osmanlı tarihinde ilk defa olarak cülüs bahşişi dağıtılmış ve böylece cülüs bahşişi dağıtmak geleneği ortaya çıkartılmış oluyordu. Şimdi dostlarım buna kısa bir şekilde değindik. Şimdi gelin başka bir video kaynağından bu konuyu nasıl ele almış, bunun hakkında bilgi sahibi olabilmek için buna bakalım. Tabii ki Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Yakup Çelebi'yi öldürtmesi de çok hassas bir nokta. Ama tabii ki dönemin hesapları onu gerektirdiği için onu yapmıştır. Bu konuda bir şey diyemeyiz. Çünkü devlet vicdanla yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. Demek ki şartlar onu gerektiriyordu. Aynen bunu da bu şekilde belirtelim. Ve tekrardan hareketine devam ettirelim. Yıldırım Bayezid İstanbul'u karadan kuşatıp Amluk altına aldı. Kara ve denizden 7 ay kuşatılan Doğu Roma hükümdarı Yıldırım'a bazı ayrıcalıklar vermek zorunda kaldı. Yıldırım Ankara Savaşı'na kadar 1395, 1396 ve 1400 yılında İstanbul'u 3 kez daha kuşattı. Yıldırım Bayezid'in İstanbul'u alarak burayı merkez yapıp Doğu Roma'nın da varisi sıfatıyla o zamana kadar hiç düşünülmeyen yeni bir siyaseti devreye sokmayı hedeflediğine hiç şüphe yoktu. 1391'de tekrar Anadolu'ya geçen Yıldırım, Kastamonu üzerine sefer yapmaktayken Eflak Boyvodası Mirce, Tuna Nehri'ni geçerek Karnaba'da kadar ilerledi. 1. Bayezid, Kastamonu seferini bırakarak Mirce üzerine yöneldi. Önden akıncılarını gönderdi. Yıldırım Bayezid, Güney Erdel'i geçtikten sonra Efla'ya gelip Arkus'ta Mirce'ye karşı zorlu bir savaş verdi. Arkus Ovası Muharebesi'nde Eflak ordusuna karşı büyük bir zafer kazanarak Mirce'yi esir aldı. Anlaşma yapıldıktan sonra Mirce, çok yüksek miktarda kurtuluş akçesi ödeyerek ülkesine dönebildi. Eflak Boyvodalığı da Osmanlı Devleti'ne bağlı vasal bir devlet statüsüne girdi. 1391-92 kışını Bursa'da geçiren Yıldırım Bayezid, 1392 baharında tekrar Candaroğlu üzerine sefere çıktı. Aydın, Saruhan ve Menteşe beyleri Sinop Kalesi'ne sığındılar. Bir Venedik raporunda Bayezid'in vasalı olan Manuel'in Sinop'a yapılacak deniz seferine katılacağı bildiriliyordu. Bayezid, Kastamonu üzerine giderek Sinop hariç Candaroğulları topraklarını ele geçirdi. Candaroğlu Süleyman Bey öldürüldü. Şehzade Ertuğrul emrinde Kadı Burhanettin üzerine gönderilen öncü birlikleri ise Kadı Burhanettin'in kuvvetlerine 40 dilim muharebesinde yenildiler.
Şehzade Ertuğrul Çelebi şehit düştü. Kalan Osmanlı birlikleri ise geri çekildiler. Kadı Burhanettin bu galibiyetten aldığı cesaret ile hücumlarını Ankara'ya kadar uzattı. 1393 baharında Anadolu büyük bir savaş alanına dönüşmüştü. 1. Bayezid'i destekleyenler ile Kadı Burhanettin'i destekleyenler savaş içerisindeydi. Yıldırım Bayezid bu kez Amasya ve çevresine yöneldi. Bayezid'in yerel müttefiki Niksar merkezli Taceddinoğulları'ydı. Bu sefer sonunda Amasya, Merzifon ve Tokat kaleleri Osmanlıların eline geçti. Kadı Burhanettin'in kuşatması altında bulunan Amasya emiri şehri Osmanlılara teslim etti. 1. Bayezid burayı yeni bir eyalet merkezi olarak düzenlemiş ve bölgeye oğlu Çelebi Mehmed'i atamıştı. Çarşamba Vadisi'ndeki Taceddinoğulları, Merzifon bölgesindeki Taşanoğulları ve Bafra beyleri Bayezid'e itaat ettiler. Kadı Burhanettin'in kuvvetleri Osmanlılara birkaç kez taciz etseler de toplu bir hücum gerçekleşmedi. Bayezid, Anadolu'daki işleri yoluna koyduktan sonra dikkatini batıya çevirdi. Bulgar ve Macarların saldıracağı bilgisi gelince Bayezid tekrar Balkanlara geçti. Batıdaki uç beylerimiz düşmanları baskı altında tutuyor, gaza faaliyetlerine devam ediyorlardı. Paşa Yiğit Luk Brankoviç'e boyun eğdirmiş, Evronos Bey Teselli'ye kadar olan yerleri fethetmiş, Firuz Bey Efla, Şahin Bey ise Arnavutluğa kadar akınlarda bulunmuştu. Eflak Prensi Mirça, Bayezid'in Anadolu'da meşgul olmasından faydalanarak Silistre'yi geri almaya başarsa da Akıncı Beyleri tarafından sürekli baskı altında tutuluyordu. 1395 yılına kadar Balkanlarda yapılan akınlar sonunda Yıldırım Bayezid Anadolu'ya döndü ve Candaroğulları'na bağlı Sinop Kalesi'ni kuşattı. Yarım kalan işi bitirecekti. Candaroğlu İsfandiyar Bey Yıldırım'a elçi gönderdi ve barış teklif etti. Bundan sonra bu beylik Osmanlıların vasalı durumuna geldi. Aynı yıl Yıldırım Bursa'ya geri çekildi. İsfandiyar Bey Bayezid ile aralarının bozulmasını istemiyordu. Yanında bulunan ve topraklarını kaybetmiş olan beyler Sinop'u terk ederek Timur'un yanına gittiler. Bir yanda Timur, bir yanda Macarlar. Bayezid için mücadele henüz yeni başlıyordu. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın önderliğinde tahta çıktığı 1389'dan 1396 yılına kadar Anadolu'daki tek otorite olma yolunda olan Osmanlılar Türk birliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Yıldırım Bayezid adeta hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da karşı konulamaz bir güç olmuştu. Bu ani ve süratli fetihler yeni bir Haçlı Seferi başlatıyordu. Balkanlardaki devletlerin Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla birlikte Orta Avrupa'nın sınır kalesi olan Macar Krallığı ile Osmanlı artık sınır komşusu olmuştu. Yıldırım Bayezid'in bu harekatlarından oldukça rahatsız olan ve en çok korkan devlet Macarlardı. İstanbul'un abluk altında tutulması, Selanik'in fethi, Bulgar Kralı'nın idam edilmesi ve Efla'nın Osmanlı Devleti'ne girmesi gibi sebeplerle Macar Kralı Sigismund harekete geçti. İttifaklar kurmaya başladı. Venedik, Dalmatya kıyılarında ve Mora'da kullandığı limanların Türklerin eline geçmesinden endişe ediyordu. Cenevizliler de Osmanlı'nın Tuna ve İstanbul boğazında artan gücüne karşılık Karadeniz'deki kolonilerini kaybedeceğinden korkuyordu. Avignon Papası 9. Boniface bir bildiri yayınlayarak Türklere karşı yeni bir Haçlı Seferi açtığını ilan etti. Bu sefere kutsallık yüklemek için İstanbul üzerinden Kudüs'e ulaşma ve Hristiyanlığı yüceltmeyi kendilerine hedef olarak seçtiler. Avrupa'nın durumu ittifak için uygundu. Savaş içerisindeki İngiliz Kralı 2. Richard ve Fransız Kralı 6. Charles bu Haçlı Seferine destek vereceklerini açıkladılar. Kutsal Roma Germen İmparatoru, aynı zamanda Macaristan Kralı olan Sigismund, Fransızlardan destek sözü aldı. Eflak Voyvodası Mirce, Macarların yanında yer aldı. İtalyan deniz devletleri ve Rodos şövalyeleri de bu ittifaka yardım sözü verdiler. Lehistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Kastilya, Aragon Krallığı, Rodos şövalyeleri, Papalık, Eflak Prensliği, Teuton şövalyeleri, Norveç Krallığı, İskoçya, Doğu Roma, Venedik, Ceneviz ve küçük İtalya devletleri aynı amaç uğruna Türkleri Balkanlardan ve Anadolu'dan atmak için tekrar bir araya geliyorlardı.
kişiyi aşan kuvvetiyle Fransızlar Jean de Nevers önderliğinde harekete geçtiler. Alman prensliklerinden 6000 asker bu orduya katıldı. İngilizler, Kont John Holland emrinde 1000 kişiyle destek verdiler. Lehistan, İtalya ve İspanya şövalyeleri 13.000 kişiyle Budin'e hareket ettiler. Tüm Haçlı kuvvetleri Budin'de buluştuktan sonra Tuna'yı takip ederek iki kol halinde Nibolu'ya harekete geçtiler. Mirçe'nin 10.000 kişilik kuvveti ise Nibolu'ya devam ediyordu. Ordunun asıl ağırlığı olan 60.000 kişilik Macar kuvvetiyle Sigismund önderliğindeki Haçlı ordusunun sayısı 100.000'e ulaşmıştı. Macera peret şövalyeler hızlı ve seri ilerleyip İstanbul'a ulaşmak ve Kudüs'e varmak istiyorlardı. Orduda bulunan ve bu sefere kaleme alan Frosort'a göre Türkiye fethedilecek ve mukaddes yerlere gidilecekti. Haçlılar ilk önce Osmanlı sınır karakol görevinde olan kalelere hücum ettiler. En uç müstahkem mevki Vidin Kalesi düşünce içerisinde bulunan Osmanlı güçleri katliama uğradı. Tuna kenarında çift duvarlı Rahova Kalesi nehir geçiş yolunu savunmaktaydı. Kale dirense de ele geçirildi. Haçlılar, özellikle Fransız ve Burgundili şövalyeler kalelerdeki hem Müslüman hem de Ortodoks sivil halkın çoğunu katlettiler, kalanlarını esir aldılar. Batılı tarihçilere göre bu orduda tam bir disiplinsizlik ve uygunsuz hareketler hakimdi. Onlar Tuna üzerinde birçok mevkiyi ele geçirdikten sonra 8 Eylül'de Nibolu Kalesi'ne ulaştılar. Osmanlı Sultanı'nın Haçlı seferinden haberi olmadığını ve kısa sürede buraya gelemeyeceğini düşündüler. Hatta Vidin ve Rahova kaleleri düştükten sonra bile Osmanlı kuvvetlerinden haber yoktu. Bu Haçlıların ümidini daha da artırıyordu. Yıldırım Bayezid 1395'te İstanbul'u ikinci kez kuşatma altına aldığı sırada kendisine gelen bilgiler Haçlı ordusunun toplandığı ve Osmanlılar üzerine yürümekte olduğuydu. Gazi Evruhos Bey kumandasındaki akıncılar derhal ilerlemişler ve yol üzerinde keşif yapmaya başlamışlardı. Yıldırım İstanbul kuşatmasına az sayıda asker bırakarak harekete geçti. Yıldırım Bayezid Rumeli ordularının düşmana hücum etmemesini orduların Edirne ve Filibe arasında toplanmasını emretti. Sadrazam Kara Timurtaş Paşa tarafından Rumeli ve Anadolu eyaletleri orduları burada toplanmaya başladı. Özellikle Sırplar, Stefan Lazareviç komutasında Filibe'ye geldi. Edirne, Filibe, Şıpka geçidi ve Tırnava yolunu izleyen Bayezid, 22 Eylül'de Nibolu'nun birkaç kilometre güneyine gelerek ordugahını kurdu. Evet dostlarım, burada kalalım. Dinlettiğimiz video kaynağında. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, görüyorsunuz ki Sultan Yıldırım Beyazıt her ne kadar 13 yıl padişahlık yapsa da aslında 13 yılla 130 yıllık iş yapmış muazzam bir sultandır. Allah kendisine rahmet eylesin diyoruz, diyorum. Çok büyük bir hükümdardır. Ve gerçekten de ilk Osmanlı Sultanı diyorum ya Yıldırım Beyazıt'a. Gerçekten de bu unvanı hak eden bir hükümdardır. Çok muazzam fetihler yapmıştır. Çok muazzam işler yapmıştır. Sanki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gibi vasta kalmış işler yapmıştır. Bu da onun kendisinin ne kadar muazzam bir insan olduğunu gösterir. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Sultan Yıldırım Beyazıt'ın saltanat yılları hakkında bilgi sahibi olabilmek için elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Sultan Yıldırım Beyazıt dönemi Rumeli meselesi ve seferleri konusu olacaktır. Ve önümüzdeki hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun. Evet, Allah'a emanet olun.